Çok üzüldüm vallahi. Olacak iş mi? Her kızan çekip gitse böyle evli çift kalmaz ortada. Ya değil mi? Gel de anlat bizimkine işte. Severek evlenmişler. Ne çabuk soğudular birbirlerinden. Niye anlaşamıyorlar? Yok anacığım, bizimki geçimsiz. Asi ruhlu, böyle isyankar. Bana ne çektirdiyse o Kerim'e de aynısını yapıyor şimdi. Yapmasın ama. Yuvaları dağılır, yazık. Hayırlısıyla dönsün gelsin de siz onun kulağını iyice bir bükün. Olmaz böyle. Polis harekete geçmek için sabaha bekliyor. Böyle kaybolma olaylarında bir gün bekliyorlarmış. Ha, evet, Emre söyledi. İşte sabah ola hayrola bakalım. Hayırlısıyla inşallah bulursunuz. İyi geceler. İyi geceler. Ne oğlum ne? Acıktım. Dur ben sana bir şeyler hazırlayıp yedireyim seni. Dur dur ben hazırlarım. Gel oğlum gel. Sen acıktın mı? Meraklı'ya bak. Yememiş, içmemiş, koşmuş gelmiş. Burada da reklam olduk. Artık Fatmagül zil takar oynar. Kadın nasıl didikliyor ya? Ne yapacak biliyor musun? Biri bin yapacak, orada burada anlatacak şimdi. Kim inanacak şimdi o kızın yanında kaldığına? Kim bilir neler söyleyecekler, ne düşünecekler? Bak görün şimdi. Artık havalandı, havalandı, döndü diyecek millet. O da dönerse tabii. Oh, bu aldı dışarının havasında. Bundan hayır gelmez artık sana, bak ben sana söyleyeyim. Bir kelime daha dersen seni gebertirim. Yok ya. Konuşma. Kerim otur. Konuşmasın. Ben şu an konuşmuyorum. Ama bir konuşursam görürsün o zaman. Mukaddes Hanım, ben sana ne söyledim? Ay çok korktum. Kerim de kaçacak. Vah vah vah. Sen de kendine hakim ol. Ben nasıl sabrediyorum, sen de sabredeceksin. Benim gitmem gerekiyor. Yani yarın sabah erken kalkacağım. Bana bak, dağıtma oraları. İyi, ilk kat toplayamam şimdi. Alo. Abi mi var? Fatma Gül. Fatma Gül. Sen benim yüreğime mi indireceksin? Abimle konuşacağım, ver dedim. Niye böyle yapıyorsun? Allah'ın cezası. Ne var mektubu sakladığını söylediysem? Zaten sana yazılmış. Ne var bunda utanacak ya? Dur. Sen fesatlık ettin, küçük düşürdün beni. Ben o mektubu keyfimden saklamadım. İtirafının delili diye sakladım. Günü gelince yüzüne vurmak için. Fatma Gül. Lütfen kapatma ne olur. Eve dön. Adresi ver, gelip alayım seni. Abin çok üzüldü. Ben niye gittiğini biliyorum, anlıyorum seni. Ama beni cezalandırırken abin düşünmüyor musun hiç? O çok üzüldü, mahvoldu. Senin hiçbir şey bildiğin yok. Beni anlaman da mümkün değil. Adresi ver, gelip alayım seni. Hayır. Yapma ne olur. Gel konuşalım. Bu tek başına verebileceğim bir karar değil. Ben hep tek başımaymışım. Hep kimsesizmişim ama farkında değilmişim. O sabah anladım bunu. Tek başına taşıdığım acı benim acım. Eksilen benim ruhum. Yok olan benim duygularım. Ne diyor bu? Ne diyor? Pis gölgelerinizde kirlense de bu hayat benim hayatım. Hayatımla ilgili hiç kimseyle birlikte karar vermeyeceğim. Hele senle hiç. Tamam. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Ama dön. Sonra ne istersen onu yaparsın. Böyle mektupta yazdığın gibi zamanı geri alamayacaksın. Yaralarımın iyileştiğini göremeyeceksin. Bu kırık dökük hayata mahkum ettin beni. Sen de keşkelerine mahkum olacaksın ömrün boyunca. Evet, nefretin en büyüğü bende. Ama pişmanlığın, vicdan azabının ağırlığı sende. Söyle bakalım hangimizin yükü de ağır? Abimi ver. Fatma Gül. Abicim üzülme ne olur, iyiyim ben. Eve gel. Ben aradım seni o telefondan. Ama cevap vermedi hiç. Mesaj bıraktım ben de sana. Arama beni. Ben müsait olunca arayacağım seni.
Fatma Gül, yapma bunu bana kardeşim. Yapma abine bunu. Abi üzülme ne olur. İyiyim ben. Bundan sonra hep iyi haberlerimi vereceğim sana. Seni seviyorum. Bizi düşürdüğü hali. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Thank you.